3 Ağustos, 9 Ağustos haftalık burcumuza hoş geldiniz. Yani koç burçları ile ilgili başlıyorum. Evet, güzel bir aileyle geçireceğiniz, özellikle bayram sebebiyle ailenizle geçir. Kırgın olan kişilerle ilgili bağlarda biraz daha yumuşam ama bazılarında o kadar ketum inatçı ki hak ve hukuk konusunda bize o kadar aileme zarar verdiler ki affetmiyorum dedikleri bir noktada. Evet, bazılarına gerçekten hak veriyorum çünkü çok incinmiş, çok kırılmış olarak görüyorum. Ve evet, gideceğiniz seyahat, deniz seyahati ya da ailenizle geçireceğiniz güzel bir bayram enerjisi size muhteşem iyi gelecek. Ve özellikle 7 ya da 6 Ağustos arasında da işinizle alakalı yenilik döneminin sevincini ve başlangıcını yaşayacaksınız. Ama şu var, ben artık aynı noktanın içerisinde kahroldum işimle alakalı noktada ve o olmasını istediğim bir yerden iş haberi bekliyorum. Olumlu mu diyorsanız, yani Ağustos'un ortasına kadar beklediğiniz haber sizin için olumlu ve hayırlı olacak olarak söyleyebilirim. İşsiz koç burçlarında maddi bazı destekler gerçekleşse de onlarda da olumlu iş kapıları olacak ve özellikle erkek koç burcu, erkek burcu, erkek olan koçlar ve işsiz olan koç burçları erkek olanlardan özellikle bahsediyorum. Bu hafta olumlu konuşmalar ve doğru süreçte başlayacağınız iş size aydınlık ve güzellik getirecek gözüküyor. Evde değişim değildi. Evde badana boya haftanız bitmiş olabilir. Evdeki eşyalarda yenilik dönemi olabilir ama siz hala evin enerjisinde bir eksiklik var. Beni bu ev basıyor diyen koç burçlarına diyorum ki aynalarınızın yerini değiştirin. Ayna enerjisi daraltıyor olabilir size. Kapı girişinize ya da yatak odanızda ayna varsa aynanızı bir şey sizi daraltıyor. Ayna ile ilgili bir değişim yaparsanız evinizdeki enerjinin sizin için daha iyi olacağını söyleyebilirim. Sağlık olarak özellikle migren, mide bulantılarınız, boğaz enfeksiyonlarınız dikkat edebilirsiniz ve uzun süredir arabanızla ilgili bir satış gerçekleştirmek isteyen koç burçlarına bu Ağustos'un ortasına kadar aracınızla ilgili satılım ve yeni bir araç gündeminiz olacak. Kariyer hayatınızla alakalı eğitiminiz ya da yüksek eğitim almak isteyen bazı koç burçlarında inanılmaz güzel kararlar, dil eğitimi olabilir, kendinizi geliştirme olabilir, hedeflediğiniz noktalarla ilgili kariyerle odakladığınız ne varsa doğru bir başlangıç ve doğru bir döngüye dönme. Fakat şöyle söyleyeceğim, ortaklı projeniz varsa ya da ortak bir iş fikriniz varsa hiç düşünmeyin, hemen evet deyin. Çünkü önünüzde çok güzel bir açılım ve bu açılımla birlikte aksiliklerin geri gitmesi ve güzel bir döngüye gireceksiniz. Yani aslında sizde çok güzel yenilikler var ama geçmişe ait çok fazla borç, çok fazla stres, çok fazla duygusal travmalarınız olduğu için bu güzelliklerin farkında olmayabilirsiniz. Sizden ricam, nefes terapisi alabilirsiniz, güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Yani enerjinize iyi gelecek ve ruhunuzu iyileştirecek hareketlere geçirin ki. Çünkü Koç burcu kendi evinde, yani Aralık ortasına kadar Koç, yani Mars Koç'ta olacağı için, sizin evrenizde olacağı için lütfen bu fırsatları, bu yenilikleri, bu güzellikleri gerçekleştirmenizi istiyorum. Ve özellikle aşk konusunda şanssız olanlarda güzel değişimler gerçekleşecek. Özellikle son zamanlarda evliliğinde pürüzler, tartışmalar, kaoslar yaşayanlarda tekrar bir şans dönemi ve uzun süredir mahkemede beklediğiniz miras mallarla ilgili de evet evraklar gelebilir ama sonuç için biraz daha vakit var diyorum. Evet, koçlarda aslında yenilen ve güzelliğin farkında olursa güzel. Ne okuyabilirsiniz dua olarak? İçimden şey geliyor size, okumanız gereken enerji olarak El Rahman okuyun. Enerjiniz bir değişsin. Yani esmalardan Er Rahman okursanız, üzerinizdeki enerji El Rahman, Er Rahman okursanız, üzerinizdeki enerji ve nasipsizlik biraz daha iyileşme noktasına gider. Bu haftaki dua enerjinizi böyle alıyorum. İster bir tane okuyun ama esmalar 99, 100, 101 adet çekilmeli. Ona göre siz karar verin diyorum. Güzelliklerde olun. Güzel bayramlar olsun. Umutlu bayramlar olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sokak canlıları, insanları unutmayan, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın.